Ayaklanma Görünümleri Pazartesi Öyküleri iPhone's Dude Seslendiren Akın Altan Mağede Kimyasal madde ve bakam ağacı kokularının dalgalandığı bu uzun ve eğri büğrü yolların nemli ve taşrayı andıran gölgesinde İkinci Henry ve Louis döneminden kalıp da çağdaş sanayinin birer sel suyu, bronz, kimyasal üretim fabrikası kılığına soktuğu bu eski konaklar, sandıklarla dolu bu küflü bahçecikler, ağır arabaların girip çıktığı, malta taşı döşenmiş bu iç avlular arasında bu göbekli balkonlar, bu yüksek pancurlar, bu çürümüş ve kiliselerde mumları söndürmeye yarayan külahlar gibi isli, sivri çatılar altında baş kaldırının özellikle ilk gün günlerde bambaşka bir görünümü, sanki baba yani ve özelliksiz bir durumu vardı. Her sokak başında bir barikat taslağı ama nöbetçi hak getire. Ne top var ne de mitralyöz. Acemi acemi iş olsun diye sırf yolu tıkamak ve sürü sürü yumurcakla kağıttan donanmaların dalıp çıktıkları kocaman su birikintileri yapmak zevkiyle üst üste konmuş kaldırım taşları. Bütün dükkanlar açık. Dükkancılar kapılarının önünde gülüyorlar, bir kaldırımdan öbür kaldırıma siyaset yapıyorlardı. Baş kaldıranlar bu adamlar değildi. Ama bu sessiz mahallelerin kaldırım taşları eşelenince o eski alaycı ve şamatacı kent soylu Paris'in ruhu uyanmış gibi baş kaldırıyı keyifle izledikleri duyum sanıyordu. Bir zamanlar Fond Yeli denen şey şimdi Mare semtinde esiyordu büyük konakların ön yüzlerindeki taştan suratların o neşeli sırıtışında biz bunu biliriz der gibi bir görünüş vardı. İstemeye istemeye düşlemimde sokaklarındaki kaldırım taşlarının sökülmesini kahkahalarla izleyen ve mağazalarının önünde bir barikat bulunmasıyla pek övünüyormuş gibi görünen bütün o ilaççı, yaldızcı ve aktar takımına çiçekli ceketler, kısa ve daracık pantolonlarla kıyıları kıvrık geniş şapkalar giydiriyordum. Zaman zaman uzun, karanlık ve dar bir sokağın ucunda, grev alanında eski belediye binasının güneşle yaldızlanmış bir duvarını ve süngülerin parıldadığını görüyordum. Bu ışıklı köşeden boz renkte uzun kaputlu atlılar, tüyler havada dört nala geçip gidiyordu. Halk koşuyor, bağırışıyordu. Bayrak sallıyordu. Acaba geçen Mademoiselle de Montpensier mi? Yoksa General Kremer mi? Dönemler kafamda birbirine karışıyordu. Uzaktan atını dört nala süren bir garibaldi habercisinin kırmızı gömleği, güneşte bana Kardinal de Rens'in cübbesi gibi geliyordu. Öbek öbek toplanmış, halkın ağzından düşmeyen bu uğursuz oğlu uğursuz, acaba Monsieur Thiers miydi? Yoksa Mazarin mi? Bilemiyordum. 300 yıl öncesini yaşıyorum sanıyordum. Mummatta. Geçen sabah Lepik sokağı boyunca çıkarken bir eskici dükkanında dirseklerine dek şeritli, beli kılıçlı, üniformasını kirletmemek için üstüne meşin bir önlük geçirerek bir çift çizmeye pençe vuran bir ulusal koruman subayı gördüm. Bütün bu baş kaldıran Munmat'ın tablosu bu dükkan penceresinin çerçevesi içine girmiş. Tepeden tırnağa silahlı büyük bir köy düşününüz. Yalağın bir kıyısında mitralyözler dizilmiş, kilise alanı süngülerle kirpiye dönmüş. Okulun önünde bir barikat, süt özü kutuların yanı başında mermi kutuları. Bütün evler birer kışla olmuş. Bütün pencerelerde tozluklar asılı. Toplanma borusunu duymak için pencerelerden sarkan kepiler, eski giysi satan küçücük dükkanların dip yanında pat küt eden dipçikler. Bütün Munmat tepesinde yukarıdan aşağı bir matara, kasatura ve karavana yuvarlanması. Her şeye karşın bu artık silahımızda çene kayışı inmiş aman sıkı davranalım gericiler bizi seyrediyor der gibi kaldırımı ezercesine rap rap yürüyerek de İtalyans'tan geçen o acımasız ve öfkeli suratlı Monmart değil. Başkaldıranlar burada. Kendi evlerindeler ve toplarla barikatlara karşın başkaldırılarının üzerinde başıboş, dingin ve dostça bir havanın dalgalandığı duyum sanıyor. İnsana acı ve üzüntü veren tek görünüş bu kırmızı pantolonların sarhoş, kir içinde, üst baş yırtık pırtık, sakal bir karış, sıralar üzerine yatmış, kaldırımlara uzanmış, belediye alanını geçilmez kılan zuhaf, kura, yedek, bu her silahtan asker kaçaklarının uğultulu kaynaşması. Tam oradan geçerken bu zavallılardan biri bir ağaca çıkmış kahkahalar ve yuhalar arasında kekeliye kekeliye halka söylev çekiyordu. Alanın bir köşesinde bir tabur istihkamlara gitmek üzere yürüyüşe geçiyor. Subaylar kılıçlarını sallayarak ileri marş diye bağırıyorlar. Trampetçiler saldırı havası çalıyor ve milisçikler aşka gelerek ta sonlarında birkaç tavuğun bağırışarak kaçıştığı görülen uzun ve ıssız bir yola saldırıyorlar. Ta tepede, yeşil bahçelerle sarımtırak yamaçların aralığından karargaha çevrilen Molinde Galat ulusal savunmaların gölgeleri, sıra sıra çadırlar, öbek öbek dumanı tüten ateşler görülüyor. Bütün bunlar yağmurlu ve karanlık bir gökyüzüyle tepenin o bakır çalığı toprağı arasında bir dürbünün ucundaymış gibi belirgin ve ince belli oluyor. Senantoa'nın dış mahallelerinde Paris kuşatma altındayken Ocak ayında bir gece Nantalan'ın da bir başı bozuk taburunun içindeydim. Düşman asıl mevzilerimize saldırmıştı ve oradakilerin yardımına koşmak için ivedi ivedi silah kuşanılıyordu. Erler, yelde ve karda el yordamıyla saf olup sayarken bir sokak başından bir devriyenin önünde fener sökün ettiğini gördük. ''Dur! Kimdir o?'' Keçi melemesi gibi titrek bir ses yanıt verdi. 48 yedekleri. Bunlar kısacık kaputlu, kepilerini yan giymiş, görünümleri delikanlı, mini mini adamcağızlardı. İki adımdan bile gönüllü çocuklara benziyorlardı. Çavuşları kendini tanıtmak için yaklaşınca fenerlerimizin ışığında bum buruşuk, kıpışık gözlü, apak keçi sakallı, yerden bitme bir yaşlı adam göründü. Gönüllü çocuk yüz yaşında vardı. Ötekiler de kendisinden pek genç değildi. Üstelik bir de Paris ağzı, bir Ali Kıran başkesen tavrı. Pimpon yumurcaklar. Daha bir gün önce ileri karakollara gönderilen bu zavallı yedekler ilk devriyelerinde yollarını şaşırmışlar. Hemen kendilerine yolları gösterildi. Çabuk olun arkadaşlar, Prusyalılar saldırıya geçti. Zavallı pimponlar yürekleri ağızlarına gelerek ''Ha ha, Prusyalılar saldırıya geçmiş.'' diyerek soldan geri ettiler. Ve yaylım ateşiyle sarsılarak dans eden fenerleriyle karanlığın içine dalıp gözden gittiler. Bu mini mini cücelerin bende uyandırdığı sıra dışı izlenimi olanağı yok anlatamam. Öyle yaşlı, öyle bitkin, öyle şaşkın görünüyorlardı ki pek uzaklardan gelmiş gibi bir görünüşleri vardı. 1848'den beri dağ tepe dolaşan, 23 yıldan beri yolunu arayan bir hayalet devriye karşıma çıkmış sandım. San Antuan'ın dış mahallelerinde başkaldıranlar da bana o gördüklerimi anımsattı. Orada da sonsuza dek yolunu şaşırmış, yaşlanmış ama uslanmamış, o 48'den kalmalarla, ak saçlı baş kaldırıcılarla ve onlarla birlikte iç savaşların bütün o eski numaraları, 2-3 katlı klasik barikatlar, tepede dalgalanan kızıl bayrak, topların kuyruğunda gösterişli, sıvanmış kollar ve ''Dolaş hemşerim'' diyen ters suratlarla ve hemen arkasından çatılan süngülerle karşılaştım.'' Bu kocaman Babil Kulesi semtinde ne devinim ne telaş. Trondan bastile dek silah başına, saf bağlama, el koyma, adam tutuklama, sokak ortasında kulüp toplantıları, sütunu ziyaretler, parolayı unutmuş çakır keyif devriyeciler, kendi kendilerine ateş alıveren tüfekler, Basvoit sokağındaki kurula götürülen sütü bozuklar, toplanma, denetim boruları, çan çalmalar, gırla. Hele o çanlar, bu azgınlar çanlarını sallamaktan hiç bıkmıyorlar. Akşam olur olmaz çan kuleleri deliriyor ve çanlarını zilli maşa gibi habire sallayıp duruyor. Sarhoşun soluk soluğa aklına estiği gibi gelişi güzel, hıçkırık tutmuş ve yorulmuş gibi kesik kesik bir çan çalışı var. İnanmışın, yabani yabani var gücüyle ip kırılıncaya dek hiç durmadan başka bir çan çalışı var. Sonra gevşeyin, isteksiz isteksiz, uykulu notaları yat borusu gibi ağır düşen ayrı bir çan çalışı var. Bütün bu curcuna, bu çanların ve kafaların pusulayı şaşırması arasında bir şey gözüme çarpıyor. Lap sokağıyla çevremizdeki dar yol ve geçitlerin sessizliği. Burası sanki Uvek hanı. Şantal çocukları sanki bin fersah uzaktaymış gibi baş kaldırıya aldırmadan sessiz sessiz eski öteberilerine alıcı bulmaya çalışıyorlar. Geçerken bütün o romanikçikleri kapkara dükkanlarının içinde iş güçle uğraşır görüyorum. Kadınlar kapılarının taşlarına oturmuş, yün örerek kendi lehçelerinde konuşuyorlar ve kıvırcık saçları demir tozuna bulanmış küçük çocuklar yolun ortasında yuvarlanıp duruyorlar. Son